Yani ben 15 dakika konuşacaksın, 5 dakika soru soracağız, tamam mı? Çok. Ben Burak Çağrıokur, seminer 2 dersini, seminer 2 olarak anlatıyorum bunu. İngilizce karakterleriyle yazılmış metinlerin Türkçe karakterleriyle yeniden oluşturulması konum bu. İlk olarak İngilizce karakterleri neydi? Bu yaptığımız problem bir doğal dil işleme problemi. Doğal dil işlemenin ilk tanımını kısaca hemen yapayım için. Natural Language Processing, NLP yani İngilizcesi. Doğal dillerin kurallı yapısını çözümlenerek anlaşılması ve bu yapının yeniden üretilmesi amacımız doğal dillerde gerçekleşilen problemleri bilgisayarlar yardımıyla çözebilmek. Yapay zeka metotlarını kullanılarak bilgisayarla doğal dille iletişimin sağlanmasını amaçlıyoruz. Öncelikle ne yapmamız lazım? Bilgisayarın dil bilgisi dediğimiz doğal dilin kurallarını öğrenmesi gerekir ve bu kurallara göre bir çözüm bulması gerekir. Arzulanan bizim amacımız ise doğal dil işlemede arzulanan verilerin verdiğimiz bir input'u anlaması ve buna uygun bir output, çıktı üretmesi. Biz bilgisayara bir şey diyeceğiz, o da bize bir cevap verecek. Ana görevi nedir? Doğal dili çözümlemek, anlamak, yorumlamak, üretmek olan bilgisayar sistemlerini tasarlamak ve gerçekleştirmektir. Doğal dil işlemenin amacı. Araştırma alanları ise doğal dillerin yapısının daha iyi anlaşılması, insanlar, bilgisayarlar ile insanlar arasındaki ara birim olarak doğal dili kullanmaktır. Konuşma dilimizi bir nevi bilgisayara anlatmaya çalışacağız. Bizim peki bir yapacağımız seminerde, tezdeki amacımız nedir? Doğal dil bu çalışma kapsamında İngilizce karakterleriyle yazılmış olan metinlerin Türkçe karakterleriyle yeniden yazılmasını amaçlamaktadır. Amaçlamaktayız. İngilizce'de Ç gibi, yumuşak G gibi, Ü gibi Türkçe'ye spesifik olan bazı harfler bulunmuyor. Ama biz oldu ki İngilizce klavyeyle mesela yurt dışından aldığımız bir bilgisayar İngilizce klavyedir. Ve bunu Türkiye'de kullanabiliriz. Yazdığımızda bunda Türkiye'ye özgü spesifik bazı karakterler bulunmayacak. Biz metinleri, attığımız mailleri, yazdığımız yazıları bu şekilde yazıyoruz. Amacımız otomatik olarak birebir anlam bütünlüğünü kaybetmeden bunu Türkçe karakterleriyle tekrar yazmaya çalışmak. Doğru kelime tercihinin bulunması. Tabii bu doğru kelime tercihini yaparken metnin konusu önemli, anlamı önemli. Bu gibi yerlere değineceğiz. İşte Türkçe klavye ve İngilizce klavye altta, Türkçe klavye üstte. Şu kısım, sağ taraftaki kısım İngilizce klavyede farklı, bizde farklı. Aslında biz alttaki klavyeyle derdimizi çok rahat anlatabiliyoruz. Onu da göreceğiz, derdi bir örnek var. Alttaki klavyeyi çok rahat kullanabiliyoruz. Her şeyi anlatabiliyoruz. Yazdığımız bir şeyi hangi Türkçe okutursanız okutun birebir anlayabiliyor. Bilgisayarın bunu otomatik olarak yapmasını sağlayacağız. Bunu insan yapabiliyor. Acaba bilgisayar da yapabilir mi? Mesela buraya bir tane örnek koydum. İşte Türkçe karakter sahibi aldığım haber metni bu. Şöyle ikisi arasında gidip gelirsem. Zaten görülüyor burada Türkçe karakterler ve bunu dimdirek okuduğumuzda herhalde herkes ne anlatmak istediğini anlıyor. Burada hiçbir Türkçe karakter yok. Söylediğimi yapmadın yani. Yaptım. Deney var. En sonda var. En sonda mı? Burayı mı? Alayım mı başa? Tamam başa alayım hemen istiyorsanız yok. Birinizden şunu okumasını istesem hocam kim okusun? Ben saçmaladım burada. Biri. Tamam Beysi okusun. Tamam. Evet gönüllü. Atıl okur musun? Çok sert geçen kış aylarında elektrikli olan talebin artması kömür odun fiyatlarının %50 arttırdı. Zaten yakacak odun bulmakta zorlandı. Tamam saçmaladım yani mantık gelen. Yok. Ha gelen. Devam et. Devam gelen yeni zamdan sonra isyan oldu. Vatandaşlar bu artışlardan hükümeti sorumlu tuttu. Hükümetten yapılan açıklamada ise Avrupa'yla yaşanan siyasi kriz nedeniyle dışarıdan odun ithal edemedikleri hızlı bir şey ve bu artışı yapmak zorunda olduklarını belirtildi. Hükümet ayrıca Avrupalıların bitmek bilmeyen saçma siyasi isteklerine sürekli boyun eğip onlara ödün vererek kendimizi küçük düşüreceğimizi Avrupa'dan ödün ve odun ve kömür ithal etmeyerek onlara olan bağlılığımızı azaltma yoluna gittikleri yönünde bir açıklama geldi. Yani bu tamamen ben saçmalayarak bir şey yazdım burada. Abdullah bazen şaşırdı ama normalde odun nerede odun diyeceğimizi, nerede odun diyeceğimizi kendimiz anlayabiliyoruz. Şu Avrupa'dan odun da kömür olunca orada ödün dedi. Orada ödün dedi. Şu anda karışıyor. Ödün, evet. Yüzdeki ödünle karışıyor. Ama normalde insan çok rahat bir şekilde bunu yani okuyabiliyor, anlayabiliyor. Kömür gelse karışmayacak mesela. Tabii. Bunu bilgisayar sistemi acaba çevirse nasıl çevirecek? Nasıl bunu yapabiliriz? Amacımız bu. Bunu Türkçe karakterleriyle nasıl yazacağız? Tekrar başa dönelim. Ben sonra konuşayım bunu. Onu çözecek mi peki? Evet, onu çözmeyi hedefliyoruz. Hedef o. Hedef o. Ne kadar yaklaşabileceğiz? Çözemeyeceğiz ama. Çünkü çözen yok. Şimdi bakalım. %90 çözeceğiz. Yani. Beşeli yüzeye çekelim. Altta da çözemedi. İnsanla bile hata payı varsa bizi de olması yok normal. Ön işlemlerimiz nedir? İşte doğal dil işlemede
5 temel eleman yani bunlar parsa, leksikon, anlayıcı, bilgi tabanı, üretici diye. Bazı Türkçe İngilizce olmuş ama. Parsa dediğimiz bir metin alıyoruz, bir haber metni. Haber metni cümleler halinde bunları kelimelere bölüyoruz. Bu kelimelerden leksikon dediğimiz korpus yani sözlüktür. Kelimeleri alarak kelimelerden oluşan bir sözlük elde etmemiz lazım bu metinlerden. Anlayıcı dediğimiz ve anlayıcı ve bilgi tabanı dediğimiz bu kelimeler neyi ifade ediyor? Bu kelimenin anlamı ne? Konusu ne olabilir? Üretici de bize bir cevap verecek. Bizdeki çıktısı odun mu ödün mü? Bize bunu söyleyecek. Doğal dil işlemede bu adımları kullanarak üreticinin bize doğru bir output vermesini bekleyeceğiz. Semantik ve sentetik yani söz dizimsel ve anlam dizimsel iki açıdan yaklaşabiliriz. Bir noktalama virgül işaretleri gibi olan bir de anlamına bakarak cümlenin. Cümleyi iki manada inceleyeceğiz, iki açıdan inceleyeceğiz. Hangi yöntemleri kullandık? Engramlar, boosting yaptık. Boostexter diye geçen seminer birde anlattığım bir tane algoritma ona baktık. Bayezid teoremi ve de Hidden Markov modeli en son geçmeyi planlıyoruz. Bunu da bağlantı kuracağız. Engram dediğimiz şey bir cümle içerisinde geçen en tane kelime dizisinin arka arkaya gelmesiyle oluşmuş gruplardır. ABCD şeklinde olan bir kelime dizisinde mesela engram büyüklüğü 1 ise unigram, 2 ise bigram, 3 ise trigram şeklinde devam ediyor. ABC şeklinde gelen bir cümlede C kelimesinin ABB kelimesi çiftinden sonra gelme olasılığı aşağıdaki gibidir. ABC'nin toplam cümle içerisinde gelme olasılığı bölü AB'nin toplam bulunduğu yer. Bu bize cümlede metnin anlamını anlamamızda kelimeler arasında ilişki kurmada fayda sağlıyor. Mesela odun ve kömür. Odundan sonra kömür geliyorsa bu herhalde ödün olmaz. Odun ve kömür diye yazılırsa buna ödün diye kimse çevirmez. Ama hani Avrupa odun diye bir şey gelirse Avrupa'dan sonra yani odunu gelme olasılığı daha azdır. Ya yani buradan bize bir çıkarım elde etmemizi sağlayacak. Engramı oluştururken engramı yaptık ama bizim en büyük problemimiz korporanın oluşturduğumuz sözlüğün büyüklüğü. Ne kadar büyük sözlük o kadar güzel sonuç veriyor bize. Ama büyük sözlük aynı zamanda performans problemini getiriyor. Sözlüğü tarayıp bulmak, ilişkileri bulmak, bir cevap çıkarmak çok uzun zaman alıyor. Onu ne yapacağım artık ilerleyen aşamalarda da bir çözüm bulacağız. Büyük sözlük demek iyi daha iyi sonuç verir engramda her zaman. İşte kelimelerin toplam geçme sayısı unigram. Bir kelime metinde kaç defa geçmiş? Bir gram kelime ve kelimeden sonra gelen sayısı. Trigram önceki kelime, kelime sonraki kelime olabilir veya kelime iki sonraki kelime şeklinde bu tamamen bize kalmış bir şey uygulaması. Mesela benim oluşturduğum bir engram örnekleri var. Mesela kelime neymiş? Word triyaki. Önceki gelen hanım, sonra gelen arşiv. Hanım triyaki arşivde ben bunlarda ekleri atıyorum. Sadece kelime kök olarak kullanmaya çalışıyorum. Bu kelime kökünü falan bulmakta da Zemberek diye bir açık kaynak kütüphane kullanıyorum. Yani ben önermiyorum. Tamamen bana onun önerisini kullanıyorum. Çünkü o apayrı bir problem. Mesela tiryaki göre tiryaki sigara diye bir şey varmış. Bir cümlede bu üçlü dizinin bir şeklinde geçmiş. Mesela göre tiryaki mesela bu engramın bana sunduğu Zemberek'in sunduğu. Zemberek sigaralar diye bir şey verdiğinde sigarayı da bana kök olarak döndürüyor. Sigara da kök olarak döndürüyor. Bu benim için şu anda ben bunu gürültü olarak kabul edeceğim. Çünkü göre sigara tiryaki daha fazla kullanılacak. Birkaç yerde kullanıcı engram ilişkilerinden o gürültüyü yok etmeye başlıyoruz ama bu bana Zemberek'in verdiği bir kötülük. İkisine de kök diyor. Hangisinin doğru kök olduğunu bulacağım. Aynı şekilde diğer örnekler de var. Mesela efendi de mi efendi buna tarzı. Yani böyle üçlü engram ilişkileri yapabiliyoruz. Boosting işte metin sınıflandırılması, metinleri kategorize etme sınıflara göre metinin belgelendirmesi. Eğer metnin konusunu anlarsak kelimenin ne olduğunu daha kolay bir yaklaşım bulabiliriz. Boosting'de ne yaptık? İlk başta her kelimeyi zayıf öğrenci olarak kabul ediyoruz. Bir eğitim setimiz var. İşte 4 ana başlığı ayırdım. Siyaset, spor, sanat ve ekonomi diye 4 ana başlığım var. Bu 4 ana başlıkta bazı kelimeler seviliyor. Mesela sporla alakalı da işte Galatasaray, Fenerbahçe gibi kelimelerin ağırlıkları daha fazla oluyor. Diyorum ki bu ağırlıklar varsa bu kelime herhalde içinde Galatasaray geçiyorsa herhalde bu sporla alakalı bir şeydir. Aynı şekilde ekonomide banka geçiyorsa ekonomi metni olması daha mantıklıdır tarzı. Metnin anlamını anlıyoruz burada. Fenerbahçe geçiyorsa adliye şeyleri daha fazla. Evet, son zamanlarda öyle oldu. Bu sikte işte dediğimiz gibi
Doğru alanı belirle. Her bir iki zayıf bir sınıflandırıcı. Bizim amacımız güçlü sınıflandırıcı. Bunlardan bir tane sivrilen kelimeyi bulmak. Kelimeleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi bunları yaptıktan sonra amacımız Hidden Markov modeli. Neyse, Hidden Markov modeli bir söyleyelim. Görünmeyen yani ölçülemeyen parametreleri görünen parametreler yoluyla tahmin etmek için kullanılan sistem. Şu observable bu state'lerimiz. Bunlar state'lerimiz. Bunlar da observation'larımız. Bunlar aslında ne olduğunu bilmeden yukarıdakilerle bunlar arasında bağlantı, alttakiler arasında bağlantı kuracağım. Birazdan bir örneğim var, daha iyi mantıklı anlaşılacak. Hidden Markov modeli istatistiksel bir metottur. Gözlemleyemediğimiz ve varsaydığımız bağlantılar için saklı düğümleri oluşturarak bize bunlar arasında bir bağlantı kurmayı sağlayacak. Bu verilen genellikle her örnekte işte hava yağmurluysa yağmurlu olup yürüme olasılığı, yağmurluysa alışveriş yapma olasılığı, ilk gün mesela yürüdü, ikinci gün alışverişe gitti, acaba iki gün hava durumu nedir? Bunlardan çıkartım yapmak için kullandığımız şeylerdir. Bu gibi sorulara cevap veriyordu Hidden Markov model. Hidden Markov modeli kullanmak için içinde Bayes teoremini kullanırız. Bayes teoremi nedir? What is the probability of A in given B? Verilen bir A, verilmeyen bir A değişkeni var, verilen bir bilinen B değişkeni var. B'den yola çıkarak A'nın olasılığını bulma. Aşağıda Bayes teoremin formülünü yükledim. Mesela bu Bayes teoremiyle haber konusu belirleme. Haber konusu şimdi elimde dedim eğitim setlerim var. Eğitim setlerim ekonomi, sanat, siyaset ve sporla alakalı. Bana dediğim gibi zemberek mesela boşu BOS diye yazılıyor ikisinde bu kelimeler. Bu da BOS olarak gözükür, bu da BOS olarak gözükür. Zemberek diyor ki boş diye de bir şey var, kök var, BOS diye de bir kök var. BOS diye kök var mı bilmiyorum ama bana sonuçta bunu üretiyor, geri döndürüyor. Ben o boş kelimesini şey içinde arıyorum. Ekonomiyle alakalı eğitim seti içerisinde kaç defa geçmiş? Hepsi için teker teker bir olasılık hesaplatıyorum. Siyasette bu kadar geçmiş, sporda bu kadar geçmiş diyor. Spor daha fazla olduğu için bu metnin konusu spordur diye bir çıkartımda bulunuyoruz. Ama normalde bizim ulaşmak istediğimiz hepsinin mutlaka bir değer üretmesi. Mesela şu anda ekonomide hiç boş geçmedi gözüküyor. Mutlaka geçer ama bizim korporamızın küçüklüğünden kaynaklanıyor bu. İşte bunu bir gidermeye çalışıyoruz. Korporayı büyütmeye çalışıyoruz burada. Bayez'de değil de boosting'de yaparsak ne olur? Boosting'de de işte sanat mesela o bir metin. Metinde geçen kelimeler haber dosyaları sanatla alakalı eğitim seti içinde bir incelediğimiz metindeki kelimeler kaç defa geçmiş. Burada onu inceliyoruz. Burada da ekonomiyle mesela spor birbirine yakın ama spor daha fazla çıkıyor. Yani burada ama bakınız ekonomi hiç değer vermedi. Burada 136 daha ikinci sıraya geldi. Bunlardan bir konu belirlemeye çalışıyoruz. Hidden Markov modeli nerede kullanacağız? Şimdi bizim bildiğimiz odun ve ödün. Bunu biliyoruz. Odun diye yazılınca bu ikisi olabilir. Bir de orman, Avrupa, saha gibi önünden gelen engram ilişkisini biliyoruz. Bir öndeki kelimeyi biliyoruz. Bilmediğimiz odunun o mu geleceği, ö mü geleceği. Bunu bilmiyoruz. Veyahut da şimdi odunun sanat mı, ekonomi mi, spor mu, siyaset mi olduğunu bilmiyoruz. Bildiklerimiz var, bilmediklerimiz var. Bu ilişkiler arasında bir Hidden Markov model yapıp odunun sanatla ilişkisini bulup, odunun ekonomiyle, odunun sporla ilişkisini bulup hangisi acaba olabilir? Bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Tamam, 5 dakika. Bu deneyi yaptık. Geçelim. Karşılaşılan problemler dediğim gibi zemberek, açık kaynak bir kütüphane. Bana ne önerirse onu veriyorum. Köklerde saçmalayabiliyor. Mecburen gürültü kabul ediyorum. Korpus hazırlanması büyük bir problem. Ne kadar büyük korpus o kadar iyi ama zaman performans ilişkisi açısından çok kötü. En son mesela hocam 30.000'lik bir integer dizisi Java'da heap space error yiyorum. 30.000'lik integer dizisi tanımlayamıyorum. 5 MB'lik text dosyası içinde. Toplam 800.000 satır var. İyi de onun için map kullanacaktın ya. Patlıyor. 30.000'e 30.000 ne demek zaten patlar tabii. Sen patlıyor. Kullandığın kabahat. Ama kullanmam lazım. Bana o kadar kelime veriyor. Ha yok ya map falan yani böyle hash falan. Hash patlıyor. Falan. Hash hep patlıyor. Integer dizi tanımlayayım dedim. Integer dizi bile integer oluyor. Dizi patlar ama onların çok ya sparse bir maddesi o. Çok sparse bir maddesi. Yani Eclipse platformunda tanımlayamıyorum şu anda. 30.000 maddesi açmak ukalalık yani. Ama hocam şimdi her kelimeden sonra sipariş olduğu zaman her kelimeden sonra bir kelime gelebilir. Onların ikililerini bir matrikse tutayım dedim. Kendince ekleyeceksin işte.
Ama tam da en sonunda 30 bin ulaşacak. 30 bin farklı kelime var gözüküyor bende şu anda. Ya sen bir dakika, 30 bin diye açmayacaksın ki. İlk önce açtığın zaman sıfıra sıfır ekledikçe gelecek o. Sparse matrisler öyle oluyor. Yani sen en başta yerini koyacaksın. En başta koordinatını vereceksin. 30 bin diye açarsan tabii ki olmaz. Koordinatlarını ver. Hash'le koy ya, hash güzel çalışır. Sen başta açmayacaksın. Dolduracaksın içini. Dolduruyorum, yine patlıyor. Patlamaz. Ben bir daha bakayım. Java'da da yapma öyleyse. Ama zemberek şey Java yani. Oraya koy. Yani şey yapabilir ama hocam. Java Game Size'ı kendin LSS'lerini... Yaptım abi, o da olmuyor. Ya neyse. Linux'te yap, daha yüksek 8 GB hafıza kullan. Onu denemedim işte. Yani sonuçta içi dışı Türkçenin kelimeleri kaç tane olabilir ki bunlar? Maksimum, hani çıkabileceğim zaten maksimum olsa 50 bin farklı kelime olur diye düşünüyorum. Ama gürültüler arttırıyor. Yani hiçbir zaman birisi birisinin sonuna falan filan gelmeyecek. Öyle tabii. İhtimaller çok fazla. Yani 30 binlik Martes'in %95'inin boş olacağına eminim ben. Bence zaten bilirsin. Bu şeyler sonunda ne gibi çalışmalar, neye ulaşmayı hedefliyoruz? Türkçenin anlama bağlılığının analiz edilmesi. Acaba Türkçe yazdığımız bir kelime anlamla ne kadar ilişkili? Türkçedeki her harfi yazı yazarken kullanıyor muyuz? Bazı harfleri kullanmasak ne elimize geçer? Anlayamaz mıyız metinleri? Mesela gördüğünüz gibi spesifik karakterleri kullanmadan bir metni anlayabiliyoruz. Bazı harfler daha çıkartsak ne olur? İmla denetimi hata düzeltme de yapabiliriz. Hızlı bir şekilde yazıldığında bazı harfleri atladığımızı düşünelim veyahut da fazla yazdığımızı düşünelim. Biz buna bir öneri getirebiliriz, mantıklı bir öneri. Anlamı koruyarak güneme. Microsoft Word de yazıyor ama anlama bakmadan yapıyor. Bir de insanlar kelimeleri anlarken başına ve sonuna bakıyorlar diye duymuştum. Yani uzun bir kelime var mesela. İlk 3 harfiyle son 3 harfine bakıp kelimeyi okuyormuşuz. Yani bütün kelimeyi okumuyormuşuz aslında. Bilmiyorum, bir faydası olur mu yani ya da... O nedenle birleşik yazmış kelimeleri okumak daha kolay, böyle ayrık ayrık değil de el yazıyla yazılmış şeyleri okumak. Hatta bazı metinler vardır, yarısı yok kelimelerini ama okuyabiliyorsunuz. Evet. Yani öyle şeyler var. İşte onu otomatik olarak yaptırabilir miyiz? Buna gidebiliriz, bu olabilecek, yani yapılabilecek çalışmalar bunlar. Bir de kaynaklı. Bir de o zemberekte kökler herhalde Türkçe'de var ama az kullanılan. Az kullanılan galiba. Hani bana... Türkçe değil de aslında az kullanılan kelimeler. Bazılarını biz hiç duymadık. Belki vardır dediğiniz gibi az kullanılıyordur. Böz. Ama doğru olduğunu varsayıyorum şu anda. Böz. Böz'tü değil mi? Böz demek. Böz diye bir enteresan hiç duymadık ama var diyor. Teşekkür ediyorum. Var. Soru varsa alabilirim. Benim sorum var mı? Çok spesifik bir durum var ya mesela. İnsanların soy isimlerini çevirirken. Mesela orası çok özel bir durum. Onu yok, onları şey yapamayız. Özel isimleri handle edemeyiz. Yani sadece hani sözlük çok büyük olursa, sözlükte de varsa belki bir çıkarım yapabiliriz ama onun haricinde... Odun olamaz da bu söyledi. Odun çok var. Hasıklar var, odunlar var. Söyledi. Tabii değil mi? Bir senin odun var ha. Geçen gün birisi tanıştım, Ahmet Canavar. İnek. Canavar'ın karışma problemi yok. İnek var. İneğin de problemi işte, yok. Hacı öyle oldu ya, gerçekten mi Hacı? Odun mu ödün mü? Bizim derdimiz o. Ödün de olmaz ya. Olmuyor. Bir var, öküz var. O da bizim için problem değil. Öküz olabilir. Ama tutar ya, okuyacağım. Siz taksi top bitir böyle. Siz böyle izin başında. Bitirirsiniz sizin şey sunumlar.